Beyaz eşya yoktu, biliyorsun. Bu yaşantı durumuna göre değişiyor herhalde. Aşınıyor bu makineler, iyi bakım olmaz. Geleceğiniz zamanla bu kağıdı bize vermeniz lazım ama o benim emanetim. Bu işe başladık 1962'de. 75'ten beri burada dikiş makine tamiri, satışı ve onlar yapıyorduk. Yani şöyle, şu an için yalnız tamirle uğraşıyoruz. Satış işlerini bıraktık. Yani artık şahsi bir iş oluyor. Beyaz eşyanın olmadığı zamanlar, daha çok az olduğu zamanlar, satışı çok az olan şeyler, o zaman düğünlerde, söz kesiminde, kızlar şeylerde muhakkak bir dikiş makinesi hediye edilirdi. Anlatabildim mi? Yani beyaz eşya olmadığı zaman dikiş makinesi. Her genç kıza, her eve dikiş makinesi gönderilirdi şey için, istekle olduğu zaman. Bunlar zamanla değişti. Beyaz eşya meydana çıkınca dikiş makinesi ikinci plana düştü. Aradan zaman geçti, işte bu sefer uzun müddet herkes nakış, dikiş öğrenirken bunları bıraktılar ve şey yapamadılar. Yani beyaz eşya üzerinde çıktıktan sonra dikiş makinesinin problemi çoğaldı. İstekler de değişti. Eskiden sıra bekleyen kimse, bu dediğim zamanlarda makine alabilmek için 2-3 ay sıra beklerdi şahıslar. Makine alacaklar. Aradan bak 30 sene geçti. O sattığımız kimseler, makineyi sattın bize sırayla makine alan kimse şimdi geliyor makine alacak mısın diye. Yani makine yerim kalmadı. Kullanamıyorum. Ya geçim derdinden ya para eder mi diye gelip soruyorlar. Makineyi elden çıkarmaya çalışıyor, satmaya. Artık bu satması hakikaten yeri yok yahut elinde kalmasın şekliyle mi yoksa ihtiyaç olduğu için mi satıyor onu bilemiyorum. Eskisi gibi dikiş makinesine her eve bir makine alma şekliyle uğraşılmıyor. Kendi bizi bırakana kadar devam ediyoruz. Yani biz onu bırakmak istemiyoruz ama o bizi bırakıyor yavaş yavaş. Yeter diyor yani artık bize. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Evlerde böyle bir çalışayım şekli, eskisi gibi nakış yapayım, öğreneyim, yapayım diye şekli yok. Şimdi halk eğitim kursu açıyor. Halk eğitimin açtığı kurslarla bir şeyler yapabiliyorlarsa, yani çok az olan bir durum. Ama makine çıkıyor, yani teknoloji genişliyor, her şey genişliyor. Ona göre de ticarete yöneliliyor. 100 yıllık makine var elimizde. Yani bunlar parçası olmayan şey makine, böyle hatıra şekliyle kalan makineler.
Tabii bunların yaptığı işle içindekileri arasında çok farklı. Evet, bizim makinemiz bu. Ya bunlar mekanik makineler. Şimdi de. Ama iş gören makine, yani iş görüyorlar, çalışıyor.